Dorukhan hakkındaki haberlerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an tek amacım formama, özlediğim formama kavuşmak ifadesini kullandı. Şimdi geçtiğimiz günlerde de menajeri de yine benzer bir değerlendirmede bulunmuş ve bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Koronavirüs, Covid-19 periyodu dönemi itibariyle sözleşmenin iyileştirilmesi konularında bir şey yapamadık ama sonrasında görüşeceğiz demişti. Şimdi ben, buyurun. Şimdi sen Dorukhan'la ilgili Fenerbahçe transferi haberleri vesaire çıktı. Bunun üzerine bir açıklama yaptı Dorukhan. Evet. Şimdi Dorukhan'ın yerine kendini koy. Bir sene sözleşmesi kaldı değil mi Dorukhan'ın? Zannediyorum bir senesi daha var. Bir senesi daha var, evet. Bir senesi daha var. Peki bir sene sonra yabancı kısıtlaması geliyor olabilir mi? Eğer olursa zaten 2020-2021 sezonu ya da sonraki sezon diye konuşuluyor. Evet. Sen Dorukhan'ın yerinde olsan şu anda herhangi bir kontratı imza atar mısın? Ne olacağını bir görmek ister herhalde insan genç bir Türk futbolcu olarak. Şimdi bak ben Dorukhan'ın yerinde olsam 1 milyon euro mu şu anda mesela verebileceği para Beşiktaş'ın? Diyelim ki 1 milyon euro. Seneye o 2,5 milyon euro olacak. Mecbur çünkü. Bulamaz ki Dorukhan gibi bir orta saha yerli. Ama öbür türlü bir yabancı bulabilir. Tam da burada çelişki ortaya çıkıyor. Peki Dorukhan Dorukhan'ın da bir uluslararası değeri var. Keşke o sakatlığı geçirmeseydi. Daha da yüksek bir değeri olacaktı. Çok iyi gidiyordu çünkü hakikaten. Oyununu değiştirdi. Birden fazla pozisyonda oynayabiliyor. Yetenekli bir oyuncu. Keyifle izliyoruz. Kendimi onun yerine koyuyorum ya da ailesinin yerine koyuyorum. Ben şu anda böyle bir durumda imza attırmam. Beklerim. Yabancı sınırlaması çıksın. İkiye katlanacak, üçe katlanacak. Çünkü bir günde hem de yabancı hiçbir şey sınırlaması yapmadan. Çıktığı anda. Aynen öyle. Hiçbir şey yapmadan. Ve ondan sonra da hiçbir şey yapması gerekmeyecek. Çalışması da gerekmeyecek. Çünkü mecbur olacak Beşiktaş Dorukhan'a. Dorukhan yabancıların da giyebileceği bir formayı söküp almadı mı? Şenol Güneş'in elinde. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben oynayacağım burada dedi. Ve yaptı. Ve çıktı oynadı, aldı. Yabancı sınırlaması mı vardı Dorukhan'ın formayı söküp alırken? Uğraşması gerekiyordu. Uğraştı. Çabaladı. Bir Türk genci, Türk öğün, çalış, güven. Aldı formayı. Başardı. Bundan sonra yabancı sınırlaması çıktığı anda hiçbir şey yapmasına gerek olmayacak. 10 yıl 2 milyon, 3 milyon euroya oynar Türkiye'de. 10 yıl. Biz bununla alakalı bir sendrom ismi bulmuştuk değil mi? Çamdalizm miydi? Neydi? Amerikalılar olsa böyle evet. derdi demiştik. Evet. O günleri herhalde... Çamdalist yaklaşım. Çamdalist yaklaşım. Burada da çelişki ortaya çıkıyor. Bir sistem kurulmak isteniyor. Yani herkes aynı şeyi yapsın diye. Çünkü tek başına altyapıya önem bir kulüp iki kulüple olmaz dendi ya. Bir sistem, bütün kulüpler aynı şeyi yapmak zorunda olsun ki herkes o standarttan yürüsün. Bu sistem yapılmaya çalışılıyor ama o sisteminde işte böyle korkunç bir bug'ı var. Korkunç bir yan etkisi var. Hani koronavirüs döneminde bu ilacı kullanmayın, bakın bunu tedavi ederken burayı mahvediyor. Orayı tedavi ederken burayı... Aynı onun gibi korkunç bir bug'ı var ve bu bug'dan çamdalist yaklaşımlar çıkabiliyor ortaya. Yani milyonlarca euro tekrar zarara sokabiliyor kulüpleri hiçbir verim alamadan. Yani bunun önüne nasıl geçecekler onu bilmiyoruz. Bizim de dilimizde tüy bitti. İşte şu bu sıkıntıyı anlatmaya çalışmaktan. Şu anda Dorukhan'ın önünde çok parlak bir gelecek olabilir. Uğraşır, Beşiktaş'ta yeniden imza atar, daha iyi bir sezon oynar, milli takımda iyi oynar, yurt dışında bir kulübün ilgisini çeker, büyük bir kulübe transfer olur, orada uğraşır, gider, daha da büyür. Önünde 10 yıl uğraşarak, çalışarak, bütün Türk gençleri için, futbolcular için geçerli bu, çalışarak, gelişerek, 30-35 yaşına kadar daha da gelişerek dünya çapında birisi olma şansı var. Ya bunu yapabileceklerini gösterdiler. Biz onu koruma altına alırız. Hiçbir şey yapmadan bu paraları kazanabilir 10 yıl boyunca. Hiçbir şey yapması gerekmez. Sahaya çıkabilecek olması yeterli işte. Sahaya çıkması yeterli.